Evet canlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle tavuk budu fırına süreceğim. Malzemelerim şöyle, şimdi bu tavuğu bir güzel yıkayayım, ocağa koyayım. Biraz haşlayacağım, daha sonra fırında hazırlayacağım tepside. Evet, şimdi şöyle malzemelerimiz, tavuğumuzu, patates 4 tane, biraz biber, 3 tane domates, yeşil biber, sarımsak. Bunları şimdi soyup doğrayacağız. Daha sonra malzemelerimizi koyarak tavuğumuzu karıştıracağız. Şimdi patateslerimizi şöyle doğruyoruz. Şimdi şöyle domateslerimi doğruyorum. Hepsini doğrayıp harmanlayacağız. Canım. Anne ne diyen dilini seveyim. Ne diyorsun sen? He? Yusuf ne yapıyor, anne ne diyor? Yusuf makarna yiyor. Kaşarlı makarna yaptırdı. Berkay, bana bir baksana. Berkay, bir bana bir bakar mısın? Bu tarafa doğru bir bak. Şişt. Gel. Sarımsaklarımızı da koyduk. Bol sarımsak konacak buna arkadaşlar. Bunun özelliği sarımsak. Berkay gel, bunun üstüne tavukları sen koy hadi. Bir baş sarımsak. Tavukları sen koy. Buzdolabını kapat gel. Otur buraya oğlum, yanıma. Otur yanıma, tavukları sen sırala üstüne, tamam mı oğlum? Anlaştık mı? Ne? Sarımsak. Hadi annene bak da sen. Sade göstersin. Tavuk da yapabilirsiniz. Üstüne dökür, buraya dök, getir. Evet, şimdi doğramış olduğumuz malzemenin içerisine şöyle bir yemek kaşığından fazla yoğurt koyuyoruz. Baharatlarımız. Bunları at oğlum. Kekik, karabiber, oğlum. Kırmızı biber, tuz. Bir de kimyon. Tavuklarımızı önceden haşladık. Şimdi içerisine koyarak karıştıracağız. Berkay tavukla oynayayım diye ağlıyor. Evet, Berkay her şeyin içine giriyor. Baba. Hadi yağımızı getir çocuğum. Hadi, hadi koş, yağını da getir. Yarım bardakta yağ. Yağımızı da ekliyoruz. Berkay her şeye tamam, ben koyayım diyor. Bak birden boşaltırsın Berkay. Yavaş yap. Annesi tamam, yemek kaşığına koydur önce. Aa, buna. Aa, buna. Anne. Buna koy çocuğum. Buna yapacağım diyor. Tamam. Teşekkür ederim. Karışıkla karıştır oğlum şimdi. Çorbamızı karıştır oğlum. Şimdi yağımızı ekledik. Hadi tavuklarımızı koyalım içine. Evet. Akıllı benim çocuğum. Koy. Nereye koyayım oğlum? Buraya. Bir, ikisini de buraya koy çocuğum. Heh, öbürlerini de buraya koyalım. Evet, ya koydum de. Bunu içerisine biraz koydum. Biraz tuz attım de oğlum. Biraz da tuz ekledi. Kalan mı? Ay. Ay. Tut oğlum, bana yardım et. Şeye koysana. Tamam anne, koyacağım bir dakika. Gönlüm bir alak da. Tamam. Onu da şunun üzerine boşalt çocuğum. Evet, şöyle tavukları da üzerine şöyle döşedim tepsiye. Şimdi fırına süreceğim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar, böyle yapmanızı tavsiye ederim. Sade olarak da sürülür, patatesli olarak da. Bazen biz patatesi ayrı bir tepside yapıyoruz, o da güzel oluyor. Çıtır çıtır ayrı pişiriyoruz. Şimdi fırınımıza sürelim. Biraz pişsin. Şöyle yarım su bardağı kadar su ekledik.
haşladığımız tavuğun suyundan. Evet canlarım, şöyle şeyden, fırından çıkarttım, çıtır çıtır kızardı. Yönünü çevireceğim şöyle tavuk butlarının. Biraz da bu tarafı pişsin. Şimdi yönlerini çevirelim. Şimdi fırına tekrar süreceğim. Bu yönü de pişsin. İçindeki şöyle patatesler de çıtır çıtır olana kadar pişsin. Çok güzel oluyor. Şöyle. Şimdi tekrar fırına sürelim. Biraz da böyle bu yönü pişsin. Evet dostlarım, şimdi pilavımı yapacağım. Şöyle tencereme yağımı ekledim. Tencereye yağımı ekledim. Şehriyelimi de içine aktardım. Şimdi şöyle şehriyelimi bir güzel kızartsın. Şunda 2 kase pirinç yapacağım. Şöyle pirincimi ölçeyim. Tavuk da fırında pişiyor. Bir. İki kase pirinç. Şimdi bu pirinci iyice yıkayayım. Şimdi şöyle yıkamış olduğum pirinci kızarmış olan şehriyelin içerisine aktaracağım. Pirincimizi iyice kızartalım. Şöyle kavuralım. Pilavımız güzel olsun. İki ölçek pirince dört ölçek su koyacağım. Şöyle şimdi pirincimizi kavurmaya devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle tuzumuzu da ekledik. Şimdi şimdi kavrulmuş olan şehriyelimizin içerisine pirincimizin 4 ölçek şöyle tavuk suyu. 2 ölçek pirince 4 ölçek güzel mi? Yapma. Tavuk suyu koydum. Tuzunu da ekledim. Şimdi bu kaynasın, daha sonra pirincimin altını kapatarak ağır ağır pişsin. Yavaş için burada bütün yavaş. Pilavımız da pişirdik. Tavuğumuz da pişirdik. İkisi de hazır oldu. Afiyet. Daha sonra da servisimizi yaparız. Afiyetle yeriz. Afiyet. Afiyet. Burada Berkay da şöyle su şişesinde su içmeye hevesleniyor.
Annesi de üst ıslanmasın diye sardı. İç bakayım Berkay. Yani içtin mi bakalım, bakın ne kadar içmişsin. Ay büyüdü Berkaycığım. Şimdi yemeğimiz pişti. Fırından çıkarttım yemeğimizin son hali. Hadi hoşça kalın. Evet, şimdi yemeğimiz pişti. Servisimizi yapıyoruz. Narlar gibi kızardı. Şöyle pirinç pilavımızı da pişirdik. Dur çocuğum. Hadi hoşça kalın. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.